Benim arkadaşım soru yorumunda videomuzun altına gelip yorum yapmış ve demiş ki Osmanlı en güçlü Türk devleti midir? Eğer değilse tarihteki en güçlü Türk devleti hangisidir demiş. Şimdi bunu dediğin zaman ben bir sosyal bilimci olarak otomatik ben hemen şunu tarif et. Şunu hemen söylemem lazım. Define the güç. Yani bir kere bir gücü tarif edelim. Sonra bir Türk'ü tarif edelim. Sonra bir de devleti tarif edelim. Yani gücü, ondan sonra Türk'ü ve devleti doğru bir şekilde tarif edebilirsek bunun cevabını verebiliriz. Çünkü bu tarifi ne şekilde yaptığına göre bunun cevabı değişir. Yani en güçlü Türk devleti hangisidir? Mesela efendime söyleyeyim Cengiz Han Türk müdür mesela? Eğer Cengiz Han Türkse ki Moğolları yarı yarıya Türk olarak tarif edersek o zaman en güçlü Türk devleti hiç şeysiz yani açık ara Moğollar. Yani Cengiz Han'ın kurduğu devlet. Ama mesela Cengiz Han'ın Moğol yok ya Moğol ya o Türk devleti o Türk değildi falan filan dersek o zaman evet Osmanlı kalıyor geriye. Çünkü Osmanlı'nın haricinde yani aslında Gazneliler falan da bayağı bir sağlamlar yani. Hani bakarsan da Safeviler de bayağı sağlam. Yani şimdi Safeviler de Türk devleti mi? Evet Safeviler de Türk devleti. Yani Şah İsmail Türk olduğunu söylemiş en azından. Yani şeyler de sağlam. Aslında. Memlükler de bayağı sağlam da. Hani Selçuklar bilmiyor. Ama yok yok ya. Yani. Aralarında en baba yine şeydir yani. Osmanlı'dır. Çünkü Osmanlı en azından İstanbul'a sahip olmuş abi. Ya yani İstanbul her şeyin üstünde yani. Çünkü İstanbul malum yaklaşık 1800'e kadar neredeyse. Neredeyse 1800'e kadar ya. Hani sanayi devrimi olmuş, ne bileyim şeyler olmuş, Fransız ihtilali olmuş, o olmuş, bu olmuş bilmem ne. Abi İstanbul'u sen hala elinde tutuyorsun ve İstanbul yani 1800'e kadar yani neredeyse 10.000 yıl ya. 10.000 yıl bütün insanlığın merkezi olmuş İstanbul yani. Ve sen bu İstanbul'u 600 yıl tutmuşsun abi elinde. Yani hani İstanbul yani Timurları da değiştiriyor, Babürleri de değiştiriyor. Çünkü İstanbul başka bir şey abi. Yani bakın Timur İstanbul'u alamıyor, İzmir'i alıyor, İstanbul'u alamıyor bak. Timur anlaşıyor gidiyor geri mesela. Yemiyor yani. Hani o İstanbul öyle kolay değil. Yani İstanbul'u almak da kolay değil, İstanbul'u yönetmek de kolay değil ki. Yani Bizansların kendi de yönetemiyor İstanbul'u. Yani Bizanslar değil mi? Binlerde bir işte Latinler geliyor bir yağmalıyorlar. İşte 1200'de başka biri geliyor yağmalıyor bilmem ne falan filan. Ama yani hani orayı tutmak, orayı bir işgalden korumak bilmem ne falan filan bence çok kolay değildi ve bunu Osmanlı başarılı bir şekilde yaptığı için hani bu bağlamda eğer Cengiz Han'ı saymazsak Türk olarak en güçlü Osmanlı en güçlü Türk devletini Osmanlı devleti olarak sayabiliriz. Onu da İstanbul yüzünden diyorum. Tekrar söylüyorum İstanbul yüzünden. Latinler nasıl aldı diye arkadaş soruyor. Latinler geliyor yağmalıyorlar abi şey Haçlı seferi yapacağız falan filan diye kapıları açtırıp gelip yağmalıyorlar yavşaklar. Hatta Yerevatan Sarnıcı'na gidin. Yerevatan Sarnıcı'nda şeyi görürsünüz. Hatta şeyde de var, Topkapı Sarayı'nda da var. Topkapı Sarayı'nda Medusa heykellerini görürsünüz arkadaşlar. Dikkat edin mesela o sarnıçları yapıyorlar ya koskoca sütunları. Koskoca sütunların en altında Medusa heykellerini görürsünüz arkadaşlar. Medusa heykelini şeyin en altına koymuşlar sarnıcın, sütunun en altına tamam mı? Yani insanı garibine gidiyor bu Medusa'nın yani normalde daha yukarıda olması lazım. Şekilli mekilli bir heykel. Hayır onu işte sapık Roman tanrılarını aşağılamak için sütunların en altına koyuyorlar o şeyleri. Yani orada bir mesaj var yani. Medusa'nın falan en aşağıda olması odur yani. Şimdi arkadaşlar çok Katolik ya, çok Hristiyan ya arkadaşlar ondan yani. Yani yersen yani. Latinler işte.